Evet, palette bazen ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliyoruz hepimiz biliyorsunuz. Bu ayak cebi Omar'da özellikle bilmiyorum. Çok sık karşılaştığım bir problem. Ama böyle çok da kibar duruyor. Engelde olmuyor. Hiçbir şekilde elbiseniz de yırtmaz. İç kısımda bırakırsınız bu kısmı. Bu şekilde gerdirip yaranın, çatlağın büyümesini engelleyebilirsiniz. Harici olarak da dalış malzemelerinde özellikle paslanmaz dediğimiz ürünlerde bile maalesef tuzlu su affetmiyor. Ufak tefek ilgi istiyor. V40'la güzelce bir zımpara yaptıktan sonra hem ayrıca sivitmeniz gereken bir durumda olabilir çok kullandıysanız. Acil durumlar için sivri olması gerekiyor. Küçük bir bakım her zaman şart. Arkadaşlar bir de kullanmadığım Anax marka 3 milim elbise vardı. Oldukça yıprandı malzeme. Yıllardır kullandım. Belki abartmıyorum. 8-10 yıldır bende elbise. Tabii ki artık zamanı geldi. Çöpe atmadım. Attım kenara. Lazım olur. Dursun dedim. O gün bugünmüş. Bugün aktif kullandığım Apnea'nın 3 milim elbisesi var. Sağlam. Problem yok. Hala yok ama ufak tefek diz sürtünmeleri gördüm. Sıkıntı yaşayacağına İnanıyorum elbisenin kısa sürede deforme olup çöpe gideceğine. Şu an 2000 lira elbiseye vermek istemiyorum. Bunun dizliğini söktüm. Makasla kestim buradan. Anax'tan. Buraya böyle cuk diye oturdu ikisi de. Şimdi şu diz kısmını gördünüz mü deforme? Deforme olmaya başladı. Hemen buraya şu şekilde cuk diye oturdu. Küçük bir işçilik dikeceğim. Herhalde bir 10 yılda bunu kullanırım. Bilginiz olsun. Yıpranan veya deforme olan eşyalarınızı yerinizi varsa atmayın. Muhafaza edin. Dizlikleri varsa, kilit düğme yerleri önemli, lazım olabiliyor. Emin olun. Kırılıyor, çıkıyor, yırtılıyor, sökülüyor. Bir şeyler oluyor her zaman. İyidir yani. Şimdi bunları diktikten sonra 10 numara 5 yıldız. Evet, amatörcü de olsa hallettim. Görüntüye değil, icraata bakıyorum. Gayet oldu bence. Evet, yolcudur Abbas, bağlasan durmaz diyelim. Yine atalım kendimizi mavilere. Bayağı bir kurtlandım. Son aldığım Akya balığından, kuzudan sonra 2-3 gün ancak tatmin edebildi. Kurtlar yine büyüdü diyebiliriz. Bu arada evet, yakıt fiyatları uçtu. Bu sebepten dolayı da meralara gitmek biraz etkili olabilir hobidaşlarımı. Anlıyorum sizleri. Hepimiz etkileniyoruz. Ama maviye engel mi? Değil. Bir şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Ne diyeyim? Yine aldık soluğu. Kıyıda. Denizi kestiriyorum. Görüntü fena değil gibi. Şaşırtabilir. Cam gibi de olabilir. Emin değilim. Bakalım göreceğiz. Şansımıza, kısmetimize bir şeyler çıkacak mı? Şamandıra'yı hemen sabitleyip hava başlamak istiyorum. İki farklı mera. Görüntü yer yer kötü, yer yer çok kötü. Göreceksiniz ilerleyen zamanda. Yaklaşık bir ay önce siyah balina, yine yaklaşık 10 gün önce büyük beyaz köpek balığı görülen bölgede dalış yapıyorum. Hatırlatayım. Kumluca, Finike, Demre, bu hattayım. Bu sebeple adrenalin görüşüm kötü olduğu ve derinliğin 7-8-10 metre civarlarında olduğu noktalarda tavan oluyor. Bir heyecan var ve bu heyecanı tetikleyen bu çılgın kaplumbağa eşlik etti. Birden acaba mı dedim. Arkamdan çünkü ürkmüş bir şekilde hareket etti. Değişik bir haz duydum, adrenalin yaşadım yani, yalan yok. Ha bir de her yer menenur, her yer çatal kuyruk, etrafımı sardılar ki büyük balık olası da yüksek, gelecek çağırma diye pür dikkat bekliyorum. O an geldi. Duyduğunuz gibi gözlükte hafif bir hava kaçamağı var. Bunu gidermek için gözlüğün kayışını bir ara tekrar ayarlamam gerekiyor. Sanırım biraz bol kalmış. Bu ses balıkları ürkütür. Beni de rahatsız ediyor.
Baktım gelen giden yok. Nefesim de azalıyor. Barbunun kilosu olmuş 500-600 TL. Dedim bari bir tane iyi barbun alayım. Vurdum. İyi hoş güzel. Ancak baktı. Aklım halen barbunda takıldı, yırtıp kaçtığı için. İnat ettim, o tavaya o barbun girecek. O gözle bakıyorum artık, tüm barbunlar gözümde tavalık şu an. Maalesef ıska. Alyanak çupra, anlık karşılaştık. Anlık reaksiyon göstermezsen, öyle bakıp kalırsın. Ahtapot buldum. Fakat üreme mevsimindeler şu an, yasak avlanması. Görüyorum bacağını ama ellemiyorum. Etrafımı birden traller sardı. Aralarından birine niyetleniyorum tabii ki. Nafile, ıska. Tam Agoşan'a niyetleniyorum. Yürek yemiş, sarı kefaller, topan kefaller. Paletimin hizasından geçiyorum. İnanılır gibi değil. Atış hakkı tanımıyor. Gidişini atıyorum. Lanetli Skaros diyorum ben buna. Iskaladık. Hadi neyse de. Şişi de sağlam vurduk. Umarım yamulmamıştır. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Şişimiz yamuldu. Hemen müdahale etmem gerekiyor. Av daha bitmedi. Olduğu kadar. Bir ıskaroz daha. Diğeri kadar büyük değil ama hıncımı bundan çıkaracağım artık. Saragoz ya da çupra gelir mi diye sığda agaşon yapmak istiyorum ki o güzellik, o büyük sürprizle karşılaşıyorum.
Evet, güzel bir avdı. Görüntü çok kötüydü ama yine de olduğu kadar gayet başarılı buldum barakudayı. Yine palete sığmayanlardan diyebiliriz herhalde. Sabah kahvaltısında avyar var.